Değerli arkadaşlarım, merhaba. İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde birbirimizden uzak kaldık. Birbirimize hasret kaldık. Bu kısa video mesajıyla da olsa sizlere yeniden seslenmenin mutluluğunu yaşıyorum. Eşlerinizle, çocuklarınızla birlikte hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, birkaç on yıla sığan hayatımızı düşünürsek birçok badire yaşadık. Ekonomik krizler, büyük depremler, darbe girişimleri atlattık. Ancak tüm dünyayı böylesi etkisi altına alan, hayatı durduran bir salgının ortaya çıkacağını inanın hiç kimse düşünemedi. Nereden çıktığı hala kesin olmayan bir virüs hayatımızı alt üst etti. Bir yandan acımasızca can alırken diğer yandan ekonomileri sarstı. Sarsmaya da devam ediyor. Tüm dünya gibi biz de şaşkınız. Değerli arkadaşlarım, Mart ayının ortasında ilk ölümlerin başlaması ve virüsün hızla yayılması üzerine Türk Metal olarak üyelerimizi koruyucu bazı önlemler almaya başladık. İlk olarak İşveren Sendikası MES'le birlikte ortak bir metne imza atarak üretime ilişkin düzenlemeler yaptık. Buna göre yaşadığımız bu zorlu süreçte kendi isteğiyle ayrılmak isteyenler hariç olmak üzere işverenlerin hiçbir koşulda işçi çıkarmamasını kararlaştırdık. Ayrıca kısa çalışmaya başvurmayacak şirketlerde üretimin durması halinde her bir günlük yıllık ücretli izin için işverenin de bir gün idari izin vermesini karar altına aldık. Böylece bir aylık periyotta çalışanların ücretlerinden herhangi bir kesinti olmaması garanti edilmiş oldu. Örneğin bu duruş bir ay sürdüğünde üyelerimiz aylık ücretlerinin tamamını alacak, ancak bu bir ayın 12 iş günü yıllık izinlerinden kullanılmış sayılacak. Bunlar dışında kısa çalışmaya başvuracak şirketlerde kısa çalışma ödeneğine ek olarak ikramiye, yakacak yardım ve sosyal hakların işveren tarafından üyelerimize ödenmesini sağladık. Böylece iş yerlerinde fiilen çalışmayacak üyelerimiz bir ücret kaybına uğramayacak. Yalnızca yüksek ücretli üyelerimiz net ücretlerinin %89'unu almış olacak. Değerli arkadaşlarım, yaptığımız anlaşma gereğince üretimin devam ettiği iş yerlerinde işverenin virüs riskine karşı her türlü önlem almasını sağladık. Üretim esnasında üyelerimiz arasındaki sosyal mesafenin en az 1 metre olması, servislerde, binişlerde üyelerimizin ateşlerinin ölçülmesi, risk taşıyan üyelerimizin işveren tarafından sağlık kuruluşlarına gönderilmesi, servis araçlarında ve yemekhanelerde her bir üyemizin arasında en az 1 metre mesafe olmasını sağladık. İşverenin tüm üyelerimize maske, eldiven gibi kişisel koruma araçlarını eksiksiz olarak vermesini, gerekli alanlarda dezenfekte işlemi yapılmasını kararlaştırdık. Bütün bunların yapılması ve iş yerlerinde virüs riskinin ortaya çıkması halinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 13. maddesi gereğince çalışmaktan kaçınma hakkımızı kullanacağımızı ve üretimi durduracağımızı anlaşma metnine yazdık. Değerli arkadaşlarım, bütün bu çabalarımız sonucunda elde ettiğimiz bu kazanımlarımız bu süreci en az zararla atlatmak içindi. Ancak ne yazık ki bu süreçte bazı üyelerimizin COVID-19 pozitif olduğunu öğrenmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Gerçi 200 binlik bir aile için hasta sayımız çok az olsa da bir üyemizin bile sağlığı bizim için çok önemlidir. Bu süreçte bizzat ben hastalanan arkadaşlarımı tek tek arayarak sağlık durumlarını ya da bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını sordum. Seslerini duymaktan, iyi olduklarını öğrenmekten mutlu oldum. Hepsine acil şifa diliyorum. Üyelerimiz arasında COVID-19 pozitif vakalarının görülmesi üzerine tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamamıza bir ek yaparak bu virüs nedeniyle rahatsızlanan arkadaşlarımızın tedavi masraflarını da bu sigorta kapsamına aldırdık.
İyileşen arkadaşlarımız tek kuruş ödemeden hastaneden taburcu oldular. Bütün bunlar dışında ilk kez burada açıklayacağım önemli bir kazanım daha elde ettik. Daha önce açıkladığım gibi kısa çalışma ödeneğine başvuran ve üretimin durduğu iş yerlerinde yüksek ücretli arkadaşlarımız ücretlerinin %89'dan alacaktı. Büyük bazı iş yerlerinde bu oranı %100'e çıkardık. Başta Koç Holding'e bağlı iş yerlerimiz olmak üzere birçok büyük işletmede arkadaşlarımız hiçbir kayba uğramadı. İşin durduğu dönemlere ilişkin ücretlerinin tamamını alacaktır. Değerli arkadaşlarım, millet olarak zor günler geçiriyoruz. Yaşanan önemlerin ötesinde dünya ekonomileri bu durumdan çok ciddi olarak etkilenecek. Ne yazık ki çalışma yaşamında ciddi sorunlar yaşanacak. Ancak biz Türk Metal Sendikası olarak tüm üyelerimizi korumak, onların haklarına sahip çıkmak için gece gündüz çalışmaktan geri durmayacağız. Türk Metal ailesi olarak başımıza gelen bu büyük salgından en az zararla kurtulmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bu günler elbette geçecektir. Unutmayın, sizin sendikanız var, Türk Metal var. Tüm halkımıza ve üyelerimize sağlıklı günler diliyorum. Saygılarımla.